Merhaba, ben Edip. Türkiye, T tipi parti ile F tipi pırtı arasında iktidar mücadelesini izliyor. Bir film gibi, acayip bir macera filmi. Kasetler çıkıyor, videolar çıkıyor, insanlar yakalanıyor, transferler oluyor. Acayip şeyler. Kafasını döndürüyor adamın. Tabi bu arada böyle hoş şeyler de oluyor. Mesela ben Tayyip'i arada bir desteklerim. Desteklediğim anlardan birisi oldu. Bunu bir paylaştım, onu şey edelim. Ondan sonra bir video var, onun üzerine biraz konuşacağım. Kısa tutmaya çalışıyorum. F tipi klavye kullanan bir dinozor olarak, sanıyorum Türkçe'de O harfiyle yazılıyor, N harfinden sonra. Biraz İngilizce ile karıştırdım. Dinozor olarak tabii o neyse. Tayyip'i 10 parmağımla destekliyorum veya da alkışlıyorum dedim. Erdoğan tabletleri de almış 17 Şubat 2014, hani birkaç yıl sonra bu izlense tarihi bilsinler diye. Erdoğan en uygun klavye F klavyedir. Tabletlerimiz F klavye olacak. Çok iyi. Ben 10 parmakla yazarım. F öğrendim. Hatta onun için kursa da gitmiştim Türkiye'deyken. Yani sana bakarak yazabilirim yani. Hiç sorun değil. Çok da hızlı yazarım Allah'ım da olsun. 10 parmağımda 9 marifet var. Şimdi neyse, yani aslında tabletlerde şimdi artık eskisi gibi klavye de mi var? O da klavyeler de değil. Artık değiştirilebiliyor software olarak. Hani touch şeyler oluyor ya, camdan ekrana yazıyorsun artık. Ama belki de klavyeliler geliyor hala. Bunlar kalkacak yarın, bunun da bir kıymeti olmayacak. Ama güzel, hoşuma gitti. Yani Tayyip eskilerden. Doğrudur yani, F klavye özellikle Türkçe dili için ayarlanmış bir klavye. Yani en çok tekrarlanan harfler baş parmağa, böyle daha iyi kontrol ettiğimiz parmakların kullanacağı yere konmuş. Az kullanılan harfler de kenarlarda, bu küçük parmakların geleceği yerlere konmuş. Yani stratejik bir düzenlemesi var. Evet, bunu geçiyoruz. Bunu bir konuşması, işte orada konuşma yapmış. O konuşmada bir çocuk parmaklarını böyle yapmış, böyle mi yapmış? Kurt gibi yapmış. Yani ben kurdum demek istiyor. Bozkurt, bozkurtlar biliyorsun. Kimler bunlar? Malum yani, kimler olduğu malum. Gariplerim. Başka övünecek bir şeyleri yok. İşte ırklarıyla, uluslarıyla övünen kişiler. Veya Türkiye'de Kürt sorunu çıkaran zihniyet. Yani ülkeyi iç savaşa götüren ve şu anda hala kan akıtılmasını isteyen. Çünkü bir çözümü yok. Çözüm işte, ben dayatacağım sana. Sen Kürt değilsin, Kürt olamazsın. Kürtçe dili yoktur, yok. Yok diyorsak yok. Diyen zihniyet. Ve böylece büyük bir şey çıkardı. Türkiye'de büyük sorunlar çıkardı. Yani ülkelere bakınız, biraz ibret alınız. Başkalarının farklılıklarını, farklı dilleri, kültürleri kabul eden ülkelerde kavga gürültü çıkmıyor. İnsanlar barış içinde yaşıyorlar. Ama aşağılık, alçak insanlar kendi ırklarını, kendi kültürlerini, dinlerini, dillerini başkalarına zorla dayatmak isteyince de elbette kavga çıkar, barış olmaz. Yani hala bu basit, en temel, evrensel kuralı hala anlamayan insanlar var. Hala o duygularını esiri olmuş. O hormonlar çok gıdıklanmış. Irk, milli, dini duygular. Hala o hormonlarla şey diyor maalesef, sağa sola hava atmaya çalışıyor. Ama bu gencin, biraz dinleyelim, ondan sonra kısaca bir konuşacağız. Kürsüye çıkarken tıktım tıktım öğrenci dolu salonda bir kol havada bozkurt işaretiyle. Koskoca salonda neredeyse 10 metre aralıkta pozisyon alan korumaların havadaki o tek ili fark etmesi gecikmedi. İşte sonrası. 14 ya da 15 yaşlarında bir 9. sınıf öğrencisi için trafik hızlandı. Koruma polisi önce nokta atış yer tespiti yaptı. Sizler kendinize inanacak, kendinize güveneceksiniz. Erdoğan'ın gençlere özgüvenli olun öğüdü verdiği sıralarda ne o işareti yapan öğretmen... Özgüven!
Öğrenci de uyuyor orada. Çok ilginç. Kötü bir resim yakalamışlar. Ne de salon. Kimse koruma kalkanındaki kırmızı alarmı fark edemedi. Sonra başka bir koruma polisi görev aldı. Dikkat çekmemesi için önce uzak köşede beklemesi istendi. Salon hareketlendiğinde o da öğrenciye doğru yürümeye başladı. Neydi uyardı. Arkalarında bekleyen öğretmene öğrencinin kimliğini sordu. Yanındaki arkadaşıyla da konuştu. Dudaklarından okulan buydu. Yeniden öğrenciye döndü. Uzun uzun anlattı koruma polisi. Kamerayla da o sırada karşılaştı. Program bitinceye kadar koruma polisi öğrencilerin başlarını bekledi. Erdoğan gitti, Bozkurt işareti nöbeti bitti. Okey. Şimdi bu kadar yeter. Evet. Bunun üzerine şunu yazdım. Tabii bu ufak bir şey gibi görünüyor ama bence bu önemli. Yani özgüvenden bahsediyor. Ama bir özgüven gösterip şöyle elini havaya kaldıran, sessizce protesto eden veyahut da fikrini beyan eden siyasi bir ortam. İstediğin kadar eğitim de. Sen bir siyasi partinin başkanısın. Ve her gittiğin yerde de ister istemez siyaset oluyor. Yani burada sen partinin reklamını yapmış oluyorsun tablet vermekle. Orada bir çocuk işte anasından babasından öğrenmiş veya çevresinden işte kurt resmi yapınca marifet zannediyor olsun. Kim olursa olsun, hangi düşünce olursa olsun. Onu ifade ediyor. Şimdi onunla ilgili yaptığım birkaç tartışma var. Bunu bir paylaşayım. Ben saatimi kurdum, 13 dakikaya kurdum. 2 dakikam daha fazla olur, 15 dakikayı geçmek istemiyorum. Diyorum ki, buna ne denir? Bozkurt sembolüne bir sempatim yok. Beni tanıyanlar bilir. Ancak bir milliyetçi, ırkçı, ateist, Sünni, Şii, Müslüman, Hristiyan, Sünni, Selefi, hangi dine, mezhebe veya ideolojiye sahip olursa olsun bu görüşlerini ifade edebilmeli. Elbette ifadenin yeri ve zamanı var. Ancak bu videodaki gencin bir eliyle bozkurt sembolü yapması hiç de toplantı ortamını bozacak bir nitelikte değildi. Sessiz ve sembolik bir ifadeydi. Bundan tedirgin olan bir politik yapının özgürlük ve demokrasiden söz etmesi çelişki olmaz mı? Hele başbakanı öğrencilere sizler kendinize inanacak ve güveneceksiniz nasihatı havada kalmaz mı? Sonunda bir öneri yapacağım Tayyip'e. Bir başkası bana cevap yazıyor. Ahmet adında birisi, soyadını okumayacağım, gerek yok. Facebook'ta diyor ki, bir ülkenin başbakanının bir oturumda konuştuğu sırada yapılıyorsa bu hareket bence saygısızlıktır. İsterse çocuk olsun, saygı karşılıklıdır. Ne yazık ki sen saygı göstermezsen sana değil, yönetim mekanizması yanındaki arkadaşın bile saygı göstermez. Sizin özgürlük anlayışınız bu mu? Özgürlük bu değil. Arkadaşlar, özgürlük sözcüklere bağlı olmama, bağlı kalmama demek. Ama orada o çocuğun yaptığını özgürlükle bağdaştıracak bir anlam çıkartamıyorum. Biraz bozuk yazmış, anlayamadım da. Şimdi benim cevabım şu. Anlamadım şey ama az çok şey anladım. Saygımaya gidiyor ya. Eğer bir genç politik bir ortamda başbakanı böylesine basit bir sembolle eleştiremeyecekse orada halka saygı yoktur. Kamu görevlilerini saçma sapan saygı bahaneleriyle kamunun eleştirisinden ve hatta protestosundan korumaya çalışanlar sadece diktatörler ve padişahlar oluşturur. Sendeki saygı anlayışı reaya saygısıdır. Üzücü, dedim. Tekrar cevap veriyor Ahmet arkadaşımız. Saygı, eleştiri, özgürlük, bu kavramlar ne yazık ki çok karıştırıyoruz. Benim demek istediğim insan vardır, eleştiri kabul eder, insan vardır, eleştiri kabul edemez. Başbakanımız eleştirilere pek fazla tahammül etmez, doğrudur. Pek eleştirilere tahammül etmez, doğrudur. İyi bir şey yani. Normal. Yani ufak bir şey. Ama Levent Kırca ve Müjdet Gezen gibi adicesini yapaninki sizlerin yaptığı gibi seviyeli eleştiriye başbakan her zaman aşıktır. Benimki seviyeli mi? Benimkini de seviyesiz bulan bir sürü kişi var. Tayyip'e Tayyip dediğim için ismiyle hitap ediyor. Olur mu başbakan? Nasıl saygısızlık? Ne diyeceğim? Tayyip Efendi Hazretleri diyeceğim. Veya başbakan Tayyip. Sürekli başbakan Tayyip Erdoğan. Soyadı da olacak. Sürekli birkaç kelime olacak. Devam ediyorum.
eleştirinin seviyesini eleştiriye muhatap olan makam veya güç belirliyorsa, orada bir sorun olduğunu anlamıyor musun? Seçilen insanlar övülmek, yüceltilmek için seçilmez. Halka hizmet için seçilir. Halkın da onları meydanda, toplantılarda sorgulama, eleştirme ve hatta protesto etme hakları vardır. Elbette konuşmasını kesecek biçimde yapılacak protestolar hoş karşılanmayabilir. Ama bunlar bile yeri geldiğinde desteklenmeli. Hatta başbakan eğer 20 dakika konuşma yapacaksa, 20 dakikasını, geri kalan 20 dakikasını da halka sorularına cevaplar bir şeklinde ayırması lazım. Bu, eğer gerçekten halkın temsilcisiysen halka hesap vermelisin. Seçmeci diye olmayacak. Yani illa AKP'liler salona konmayacak. Herkes olacak. İsteyen protesto etsin. Etsin. 20 dakikada halkın olsun. Sen 20 dakika konuş orada. Zaten televizyonlarda sürekli konuşup duruyorsun. Televizyonlarda o halk gelemiyor ki. Televizyonlarda gelenler de seçilmiş kişiler oluyor. Yani gazeteciler de seçilmiş kişiler. Bırak da halkın biraz konuşma imkanı olsun. Çocukların da aynı şekilde güven olsun. Kendine güveni olsun. Ondan sonra diyorum ki hele medya alufatihleme yöntemiyle iktidarın ve yandaşlarının borazanı haline dönüştürülmüşse bu çok daha önemlidir. Halkın burada kendisini ifade edebilmesi, olumlu veya olumsuz. Alkışlayabiliyorsa aynı zamanda kendi sembolüyle ona olan muhalefetini ifade edebilmeli. İşin ilginci, bu polis devletini savunanların büyük bir kısmı günün birinde bundan pişman olacaktır. Bu sünnetullah'tır dedim. Başkası yine diyor, yahu bırakın basit eleştirileri, iki dangala korumanın işgüzarlığı işte, sizin de yaptığınız aynı şey. Yemişmiş tabletleri diyen kafayla İslami reform, ha ben de yemişim tarihçi reformcuları falan diye cevap vermiş. Benim karşı cevabım ilginç. İki tırnak içinde dangalak polis soru işareti. Hayır, bu polisler eğitiliyor. Neye müdahale edecekleri kendilerine sürekli anlatılıyor. Öyle kendi başlarına verdikleri bir karar ile değil bu. Dahası eğer onlar bunu yanlış yaptılarsa özgüven tavsiye eden başbakan bu özgüveni gereksiz yere kıran o iki polisi bir basın toplantısı ile güzelce eleştirmeliydi. İşlerine son vermesini istemiyorum. Ancak halkın ve gençlerin ifade özgürlüğüne ve muhalefetine saygısını ifade etmesi iyi olur değil mi? Bu konuda örnek olmalısın sen. İnsanlar maalesef ellerine güç gelince hemen despot oluyorlar bizim ülkemizde. Bir müdür oluyor, aşağıda alttakini ezmeye çalışıyor. Baba oluyor, anne oluyor, güç oluyor, çocuğunu ezmeye çalışıyor. Eğer sen bu ülkeye başbakan olursa kendini biraz ıslah et bu konuda. Olumlu yönden bir örnek ol. Yoksa her çocuğa tablet dağıtsan, 13 dakikamda oldu. Evet. Her çocuğa tablet dağıtsan hiçbir şey olmaz. Yani eğer kritik düşünmeyi öğrenmezlerse, sorgulamayı, en yüce padişahı da sorgulamayı öğrenemezse, bu özgüveni ve cesareti gösteremezlerse, bir şeyle özgüven ne demek? Özgüven boş bir kelime olur. Özgüven şu otoriteyi eleştirmeyle başlar. Kritik ve yaratıcı düşünmeyle başlar. Bu da örnek olacaksın. O gençlerle otur konuş tartış, bırak seni eleştirsin, bırak sana bağırsın. Sen bütün güç var, polis var elinde, asker var elinde, bütün medya var elinde, para senin elinde. Bu kadar güçlü adamsın ya, bunu bu eleştirilerden mi korkuyorsun? Hem de o kadar da lafın ebesisin yani, İmam Hatip'ten yetişmişsin. İyi de şiir okursun, onlardan birisi, hiçbirisi senin gibi öyle ezbere şiir okuyamaz. Ses tonun da onlardan iyidir, boyun bosun da iyidir. Makamın da iyidir, başbakansın. Neden çekiniyorsun? Hatta diyorum ki sen, muhalefet başkanı ve diğer grup mecliste grubu olan partilerin liderleri en az ayda bir, minimum ayda bir televizyona 2 saat, 3 saat konuları tartışınız. Ben moderatör olmaya hazırım, hepinizle başa çıkarım. Var mısınız? Buyur, öneriyorum. Niye konuşmuyor, niye böyle nutuk mutuk? Herkes bir, ya birbirinize yakınsınız. Ben Türkiye'ye geliyorum diyorum, herkesle tartışmaya şeyim açım. Gelenler de yani gelen de birkaç tane. Herkes kaçıyor. Bir kişi geldi Sünnilerden, o da yüzünü kapıyor. Sesimi görür şeydirsin diye. Bu İsmail Ağa cemaatinin şeyi. Bu yüzünü kapatıyor. Sanki böyle müthiş böyle güzelliği var da bütün kadınlar aşık olacak kendisine.
Sen de bizim gibi adamsın ya, öyle havalara giriyor. Yani neyse, işin ilginci bu da. Neyse, şimdi konu dediğim gibi yani örnek olmak lazım. Fikir özgürlüğü açısından ve özgüven açısından. Devam ediyorum. Onur, Türkiye gerçekleri dediğin 3. dünya ülkelerinin baş belası. Despotluk, yalakalık, mukallitlik, müritlik, putperestlik hastalığıdır. Bu hastalık tedavi edilmedikçe felaketlerden felaketlere gideceksiniz. Yaz bir yere. Tekrar ediyorum. Kişilik sorunu önemli, tavır önemli, tolerans önemlidir. Farklı görüşlere tolerans göstermeniz, farklı görüşte olabilmeli. Alu fatihlemekle güzel örnek olmuyorsun, üzgüven vermiyorsun. Kendine üzgüvenin olsaydı Tayyip, o çocuğu getirirdin oraya, buyur. Bir de sınıfa göster. Niye böyle yapıyorsun? Buyur. Tartışmana gerek yok o çocukla, o çocuğun şeyinde desin. Veyahut da o polisleri durdururdun. Veya o çocuk sorun var mı diye soru sordurdun, cevap bile vermezdin. Bir başka çocuk cevap versin derdin. Örnek ol, biraz gülümsemesini öğren. Bu arada tabii ki şu anda bir çatışma halindesiniz. FETİP'i şeyle. Ben bu konuda seyrediyorum. FETİP'i daha tehlikeli buluyorum ama sen de diktatörleşmeye doğru hızlı adımlarla yürüyorsun. Hayırlısı. Osmanlı reayası olmaktan halk kurtulması lazım. Selam ve sevgilerimle.